Benim kullanmaya cesaret edemediğim mobilyayı evinde kullanmış gerçekten. Cesur kadının banyosunu görmeye de erkenden geldim. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Bu ne ya? Bunun içinde var herhalde. Sıvı sabun var sanırım. Bu ne ya? Çok ilginç ya. Yağdanlık gibi bir şey herhalde bu. Ben bunu içeri götüreyim de. Bunun da hesabını soracağım. Seda Hanım. Buyurun. Sabunluk sanırım. Evet. Sabunluk. Ama ben de sabun gibi oldum açıkçası. Yağdanlık sabunluk gibi bir şey herhalde. Yağdanlığı öyle basarak mı kullanıyorsunuz? Böyle yağdanlıklar vardı. Var. O dökmeli benim ama. Benim evimde de var. Yok. Bu basmalı. Aynı tarzda, aynı görünüşte benim evimde yağdanlık. Yani nasıl bastığınıza bağlı. Ben isterseniz deneyeyim arkadaşlar. Görelim bakalım. Siz de sıçrattınız. Demek ki bugün çok işimiz var arkadaşlar. Seda Hanım yapılan eleştiriler karşısında strese giriyor galiba hanımlar. Evet, eleştiriye evet. Açık biri değil sanırım. Bu da misafirperverlik. Tabii ki de hesabını soruyor haklı bir şekilde ama yani ses tonunu ayarlaması gerekiyor bence. O sabunluk neydi ya? 3 metre ileriye sıçratıyordu resmen. Sonra ben narin değilmişim, ben kibar değilmişim. Ha doğru tabii ki. 3 metre ileriye gidip de sıçratmam gerekiyordu. Allah'ım. Bir de savundu bana sabunu. Bir de ben deneyeyim yaptı. Zaten denedi gördü. Seda Hanım sabunluk olayı epey canınızı sıktı galiba. Yani bu sabunluktur gerçekten. Yağdanlık mı yani? Ben açıkçası albüm olarak sizden daha güzel bir albüm bekliyordum. Çünkü gerçekten hani bakınca hani bu şekilde çektirilenler var. Bunlar genelde ya düğün öncesi ya düğün sonrası evet, çekim olarak ben de geçiyor. Düğün öncesi tercih ettim. Ama yani hani gerçekten albümü başarısız buldum. Çünkü bütün fotoğraflarda hani sizin fotoğraflarınız dışında her fotoğrafta at var. Hatta atlar da çip yani gerçekten atın albümü gibi olmuş. Yani hiç atsız ama gerçekten atsız hiç fotoğraf yok. Beyazlıklı prens evleniyor mu sonuçta ben? Öyle hayır, sahinde atın da bir mantığı yok. Görmediğiniz için olabilir. Ben zaten bu işi yapıyorum ve elime böyle bir sürü albüm geçiyor ve arkadaşlarımın da çoğu düğün öncesi çektirdi. Yani at en fazla maksimum 5 fotoğrafta ya var ya yok. Hatta siz kapakta bile var. Hani bilmiyorum bana çok şaşırtıcı geldi. Şimdi gördüğümüz 5'imizin albümünün içinde en çok Gülşen Anakini beğenmiştim. Bu da bir gerçek. Ondan sonrakini bunu beğendim ama şöyle bir durum var. Bir kusur bulamadığımız için en son albümde olaylar patladı. O da obje olarak şemsiye yerine at kullanmış. Hepsinde kumsalla deniz önünde çekilmiş. Yalnız bende yeşillik yoktu. Şey. Sizde yeşillik yoktu ama evinizin de öyle kumsal vardı yani. Ya hayır ya biz bilmiyoruz ya da hani sizin fotoğrafçınız çok fazla biliyor. Ben de kristal albüm yapacaktım. Fiyatından dolayı yaptırmak istemedim. Ne kadara mal oldu size? 1000 kişilik bir düğün 64 bin lira artı KDV'si var. Evet. Gerçekten evet. Mi? Bence ben asla. Çok fazla bence. Yani. Ve yemeği çok zengindi. Ara sıcaklar, salatalar, ana yemek, onun dışında pastası, içecekleri çok fazlaydı yani. Ama çok bence evet yine de çok gereksiz 64 sadece bin lira. 64 bin liraya yani 6 tane düğün yapılır. Sandalyelerin arkasında genelde fiyonk şeklinde güller asılı oluyor, fiyonklar asılı oluyor. Ben onları göremedim. Yani görmek isterdim, daha kapsamlı bir şey görmek isterdim 64 bin liraya göre. Ya tabii zevk meselesi. Bir şey diyemem ama biraz da maddi durumdan evet, kaynaklanıyor yani kızlar. Yani ama ben biraz musruf buluyorum ya. Gel şimdi kızacaksınız yani, bana ama. Yok çok 64 TL'ye çok şey yapılabilir bence. 64 bin lirayı fazla gördünüz ama dün ilerleyen saatlerinde bu farkı göreceksiniz umarım. Damat Bey'e bayağı masraflı olmuşsunuz gelin olun.